Bugün Robert Greene'in yazdığı Gücün 48 Yasası adlı kitaptan bahsedeceğim. Bu kitap, politikacılar, ABD'deki mahkumlar, 50 Cent gibi ünlüler ve güç sahibi insanlar arasında çok ünlü. Kitap manipülatif olduğu için bu kitabı sizlerle paylaşıp paylaşmama konusunda oldukça tereddüt ettim. Bana göre orada bahsedilen bazı yasalar etik değil ve ben şahsen bunların uygulanmasını önermiyorum. Ancak bu, yasaların başkaları tarafından size karşı uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. Bu nedenle yalnızca size fayda sağlayabileceğine ve bu yasalar size karşı uygulandığında korunmanıza yardımcı olabileceğine inandığım belirli yasaları paylaşacağım. 1 numaralı yasa: Asla üstadınızı gölgede bırakmayın. Üstünüzdeki insanları etkilemeye çalışırken yeteneklerinizi çok fazla göstermeyin. Bu, üstlerinizin kendilerini güvensiz hissetmelerine neden olabilir ve sizi değiştirmenin yollarını bulurlar. Örneğin, diyelim ki 20 yaşındasınız ve 40 yaşında bir ekip liderinizin olduğu yeni bir işe başladınız. Birkaç ay sonra, ekip liderinizden daha fazla şey bildiğinizi ve ekibiniz ya da departmanınız hakkında harika fikirleriniz olduğunu fark ettiniz. Bu durumda asla üstünlüğünüzü göstermeyin, çünkü güçlü insanlar asla güçsüz ve zayıf görünmek istemezler. Üstün bilginiz, ekip lideriniz ve onun pozisyonu için bir tehdittir. Yüzünüze gülümseyebilir ve yaptıklarınızı beğeniyormuş gibi davranabilir. Ancak emin olun ki ilk fırsatta sizi daha az zeki biriyle değiştirecektir. Her zaman sınırlarınızı bilin ve fikirlerinizi uygulamak istiyorsanız, bunu üstlerinizin öyle olmadığını bilseniz bile onları iyi ve akıllı gösterecek şekilde yapın. Bu şekilde onların desteğini alacaksınız ve o sizi bir tehdit olarak görmeyecektir. Dikkatli bakarsanız, çevrenizde bu yasaya uymayan ve zorluklarla karşılaşan bazı arkadaşlarınızı da hatırlayabilirsiniz. Örneğin, her zaman bilgisiyle hava atan ve öğretmenden daha zeki görünmeye çalışan, ancak bir şekilde o öğretmenden her zaman iyi bir not almakta zorlanan akıllı bir okul arkadaşı gibi. 2 numaralı yasa: Dostlara asla çok fazla güvenmeyin. Düşmanları nasıl kullanacağınızı öğrenin. Gücün anahtarı, her durumda çıkarlarınıza en iyi kimin yardımcı olabileceğine karar verme becerisidir. Arkadaşlık için arkadaş edinin, ancak yetenekli ve yetkin insanlarla çalışın. Özellikle ciddi işler söz konusu olduğunda her zaman arkadaşlarınızdan uzak durun ve bunun yerine eski bir düşmanınızı işe alın. Düşman bir arkadaştan daha sadık olacaktır, çünkü size kanıtlayacak çok şey vardır. Yazar, düşmanlardan çok dostlardan korkmanız gerektiğini söylüyor. Arkadaşlarınızın sizi kıskanma ve sizi ihanet etme olasılığı daha yüksektir ve profesyonel mesafeyi korumak daha zor olduğu için gücünüzü sınırlar. Arkadaşlar her zaman dürüst değildir. Duygularını açıkça ifade etmezler ve niyetlerini okumak zordur. Genel olarak insanlar bir şeyleri kendi başlarına başardıklarını düşünmeyi severler. Bu nedenle arkadaşınız bir arkadaş olarak onun için yaptığınız tüm iyilikleri kolayca görmezden gelebilir ve her şeyi kendi başına başardığını düşünmeye başlayabilir. 4 numaralı yasa: Her zaman gerekenden daha azını söyleyin. Ne kadar çok konuşursanız, o kadar az etkileyici ve kontrolsüz görünürsünüz ve aptalca bir şey söyleme olasılığınız o kadar yüksek olur. Güçlü insanlar az konuşma eğilimindedir. Bu onları etkileyici ve korkutucu kılar, çünkü ne düşündüklerini tahmin edemezsiniz. Özellikle müzakere ve görüşmeler söz konusu olduğunda, gereğinden fazla konuşmamak için her zaman kendinize dikkat edin. Çünkü bu, sizin aleyhinize işlemeye başlayacaktır. Eğer karşınızda güçlü bir müzakereci varsa, onun çok konuşmadığını göreceksiniz. Kısa bir süre için kendi düşüncesini ifade edecek ve sonra siz konuşmaya başlayana kadar sessiz kalacaktır. Sessizlik acı vericidir. Sizi rahatsız hissettirir. Örneğin biriyle sohbet ederken, ikinizin de konuşmayı bıraktığı bir an geldiğini ve garip bir sessizlik yaşadığınızı eminim fark etmişsinizdir. Garip hissettiriyor, değil mi? Bu olduğunda, bu garip anın ortadan kalkması için bir şeyler söylemek istersiniz. Bazen sessizliği bozmak ve sohbeti devam ettirmek için alakasız bir şey bile söylersiniz. Sonuç olarak, söylememeniz gereken şeyleri söyleyebilir veya çok fazla bilgi verebilir ve müzakeredeki gücünüzü kaybedebilirsiniz. 9 numaralı yasa: Eylemlerinizle kazanın, asla tartışmalarınızla değil. Tek kelime etmeden, eylemlerinizle başkalarının sizinle aynı fikirde olmasını sağlamak çok daha güçlüdür. Birini sözlerinizle ikna etmeye çalışmak yerine her zaman gösterin. Ünlü heykeltıraş ve mimar Michelangelo bir heykel üzerinde çalışıyordu ve tam bitirmek üzereyken kibirli bir belediye başkanı olan Soderini içeri girdi ve "iyi iş çıkarmışsın ama burun çok büyük" dedi. Aslında Michelangelo burnun mükemmel olduğunu biliyordu. Sorun sadece Soderini'nin durduğu yerdeki bakış açısıydı. Ama onunla tartışmak yerine burna yavaşça vurmaya başladı. Burnu değiştirmiyordu, kalan tozların bir kısmının düşmesini sağlıyordu.
Bunu yaparken Michelangelo dedi ki, ''Tamam git ve oradan bak ve bana şimdi iyi olup olmadığını söyle.'' Soderini baktı ve ''Evet şimdi harika görünüyor.'' dedi. Sözlerle kazanılan her tartışma kısa sürer ve karşı tarafta kızgınlık yaratır. Bu nedenle eylemlerinizle kazanın, asla tartışmalarla değil. 10 numaralı yasa, enfeksiyon. Mutsuz ve şanssız olanlardan kaçının. Başkasının mutsuzluğu yüzünden ölebilirsiniz. Duygusal durumlar hastalık kadar bulaşıcıdır. Boğulan adama yardım ettiğinizi düşünebilirsiniz ama sadece kendi felaketinizi hızlandırırsınız. Talihsizlikler bazen talihsizliği kendi üzerlerine çekerler. Sizin üzerinize de çekeceklerdir. Sürekli hapse giren ya da basit kuralları çiğneyen arkadaşınıza yardım ettiğinizi düşünebilirsiniz ama bu size de bulaşır. Bunun yerine mutlu ve talihli olanlarla ilişki kurun. 11 numaralı yasa. Yardım isterken insanların kişisel çıkarlarına başvurun. Merhametlerine veya minnettarlıklarına asla başvurmayın. Birinin yardımına ihtiyacınız varsa, geçmişte onun için yaptığınız şeyleri onu hatırlatmaya zahmet etmeyin. Sizi görmezden gelmenin bir yolunu bulacaktır. Bunun yerine, isteğinizde ona fayda sağlayacak bir şeyi ortaya çıkarın ve büyük kalın harflerle vurgulayın. Kendisi için kazanılacak bir şey gördüğünde coşkuyla yanıt verecektir. Bu videoları oluşturmaya başladığımda insanlara yaklaşıyor ve geri bildirimlerini istiyordum. Bir gün bir arkadaşımı aradım ve bana geri bildirim vermek için 10 dakikalığına benimle buluşup buluşamayacağını sordum. Onu arar aramaz bahaneler üretmeye başladı ve yorgun olduğunu söyledi. Bunu duyduğumda yaklaşımımı değiştirmem gerektiğini anladım ve cümlesini kestim ve şöyle dedim. Tamam, sorun değil. Daha sonra kontrol edebiliriz. Bu arada yatırım amaçlı bir mülk almayı planladığını duydum. Bir kahve içmek için buluşmak ister misin? Sana bazı tavsiyelerde bulunabilirim çünkü yakın zamanda kendim için yatırım amaçlı gayrimenkul satın aldım. Birkaç saniye sessiz kaldı ve sonra daire hakkında birkaç soru sordu. Birkaç saat sonra da kahve içmek için buluştuk. Ona bildiğim her şeyi anlattım ve sonunda bana şimdi geri bildirim verip veremeyeceğini sordum. Tabii ki evet dedi ve bana geri bildirimini verdi. Siz buna manipülasyon diyebilirsiniz ama ben buna soruları doğru yoldan sormak diyorum. Biz insanlar doğamız gereği benciliz. Kabul etseniz de etmeseniz de gerçek budur. Ne yaparsak yapalım, zihnimiz her zaman şu soruyu sorar. Bundan benim çıkarım ne? Eğer kazanılacak bir şey yoksa o zaman harekete geçmeyiz. Özellikle sizden daha deneyimli veya bilgili birinden yardım istemek söz konusu olduğunda bu yasaya özellikle dikkat edin. Bu insanlar zamanlarını boşa harcamak istemezler. Bu nedenle önce işlerini araştırın ve onlara hangi alanlarda yardımcı olabileceğinizi veya onlar için ne tür bir sorunu çözebileceğinizi görün ve onlardan istediğinize karşılık önce çözümünüzü sunun. 28 numaralı yasa. Harekete cesaretle geçin. Eğer eyleminizden emin değilseniz buna kalkışmayın. Şüpheleriniz ve tereddütleriniz icraatınızı etkileyecektir. Çekingenlik tehlikelidir. Bir şey yapmanız gerekiyorsa bunu cesaretle yapmanız daha iyidir. Cesaretle yaptığınız hatalar daha fazla cesaretle kolayca düzeltilebilir. Herkes cesurlara hayranlık duyar. Kimse çekingenleri onurlandırmaz. Birkaç yıl önce arkadaşlarımdan biri hakkında fazla bir şey bilmediğim bir pozisyon için mülakata davet edildi. Şaşırtıcı bir şekilde mülakatı geçti ve işe aldı ve bunu nasıl başardığını sorduğumda cevaplayamadığı birkaç soru olduğunu ama her zaman yapabilir zihniyet gösterdiğini ve mülakatı yapan kişiye gereken her şeyi öğreneceğini ve departmandaki en iyi performans gösteren kişi olacağını söylediğini anlattı. Birkaç ay sonra işe alım müdürü kahve içerken söyledi, ''Seni işe almamın tek nedeni cesaretin ve atılganlığındı. Yoksa bu pozisyon için çok az niteliğe sahiptin. Senin yerinde olan çoğu kişi mülakata gelmeye bile cesaret edemezdi. 36 numaralı yasa. Sahip olamayacağınız şeyleri küçümseyin. Onları görmezden gelmek en iyi intikamdır. Bir sorunu kabul ederek ona varlık kazandırmış olursunuz. Düşmanınıza ne kadar ilgi gösterirseniz onu o kadar güçlendirirsiniz ve küçük bir hata onu düzeltmeye çalıştığınızda genellikle daha kötü ve daha görünür hale gelir. Bazen bazı şeyleri kendi haline bırakmak en iyisidir. İstediğiniz ama sahip olamadığınız bir şey varsa onu görmezden gelin. Ne kadar az ilgi gösterirseniz o kadar üstün görünürsünüz. Düşmanlarınızı kabul ederek sadece onlarla savaşmak için bile olsa kendinizi onların etkisine açarsınız. Onları görmezden gelerek etkilerini yok edersiniz. Bu onları tedirgin eder ve çileden çıkarır ama sizinle bir ilişkileri olmadığı için yapabilecekleri bir şey de yoktur. 40 numaralı yasa. Bedava öğle yemeğini reddedin. Ücretsiz olarak sunulan şeyler tehlikelidir. Genellikle ya bir hile ya da gizli bir yükümlülük içerir. Ayrıca çoğu zaman tam bedelini ödemek akıllıca olacaktır. Bedelini kendiniz ödeyerek minnettarlık, suçluluk ve aldatmacadan uzak durursunuz.
bedava, duyabileceğiniz en pahalı sözcüklerden biridir. Bir şeyin bedava olduğunu duyduğunuzda çok dikkatli olun. Bedava neredeyse hiçbir zaman bedava değildir. Her zaman arkasında gizli bir bedel vardır. Örneğin, 2 dolarlık bir ürünü almak için 1 saat sırada beklediğinizde gerçekten onu bedava aldığınızı mı düşünüyorsunuz? Sadece 1 saatlik zamanınızla bunun için ödeme yaptınız. Gerçekten 1 saatinizin 2 dolar değerinde olduğunu mu düşünüyorsunuz ya da gerçekten ücretsiz kargonun ücretsiz olduğuna inanıyor musunuz? Asla ücretsiz değildir. Sadece ödediğiniz fiyatın içinde gizlidir. 41 numaralı yasa. Büyük bir adamın yerine geçmekten kaçının. Önce olan her zaman sonra olandan daha iyi ve daha orijinal görünür. Büyük bir adamın ya da ünlü bir ebeveynin yerine geçtiyseniz, onları gölgede bırakmak için onların başarılarının 2 katını gerçekleştirmeniz gerekecektir. Rotayı değiştirerek kendi adınızı ve kimliğinizi oluşturun. Örneğin, diyelim ki yeni bir işe başladınız ve sizden önce o pozisyonda çalışan kişinin şirketin en iyi çalışanlarından biri olduğunu öğrendiniz. O pozisyonda başarılı olmanın sizin için ne kadar zor olacağını fark edebiliyor musunuz? Önceki kişi zaten yüksek bir standart ve beklenti belirlemiştir ve insanlar sizden de aynısını bekleyecektir. Bu pozisyonda başarılı olmak istiyorsanız, fark edilmek için önceki çalışanın 2 katı sonuç üretmeniz veya sizi önceki çalışanla karşılaştırmamaları için kendi yolunuzu yaratmanız gerekecektir. Büyük olasılıkla yeni gelen biri olarak ilk seçeneği yapamayacaksınız. Bu nedenle en iyi yol kendi yolunuzu yaratmak ve kendinizi ayırt etmektir. Ancak bunu yaparken dikkatli olun. Çünkü geçmiş genellikle değerli unsurlara sahiptir ve kendinizi farklılaştırmak için her şeyi reddetmek aptallık olur. 45 numaralı yasa. Değişim ihtiyacını vaaz edin ancak asla aynı anda çok fazla değişiklik yapmayın. Herkes soyut olarak değişim ihtiyacını anlar. Ancak insanlar alışkanlıklarının yaratıklarıdır ve eskiden yaptıkları şeyleri yapmayı severler. Çok fazla yenilik travmatiktir ve öfke ve muhalefete yol açacaktır. Eğer güçlü bir pozisyonda yeniyseniz ya da güç kazanmaya çalışıyorsanız, her zaman işlerin eski yapılış biçimine saygı gösterin. Değişim gerekliyse bunu geçmişe göre nazik bir iyileştirme gibi hissettirin. 46 numaralı yasa. Asla çok mükemmel görünmeyin. İnsanlar sizin onlardan daha iyi olduğunuzu gördüklerinde bundan kesinlikle nefret ederler. Başkalarından daha iyi görünmek her zaman tehlikelidir. Ancak en tehlikelisi hiçbir kusuru ya da zayıflığı yokmuş gibi görünmektir. Kıskançlık sessiz düşmanlar yaratır. Kıskançlığı saptırmak için ara sıra kusurları sergilemek akıllıca olacaktır. Hayat oyununda sadece bir azınlık başarılı olabilir ve bu azınlık kaçınılmaz olarak etrafındakilerin kıskançlığını uyandırır. Başarılı olduğunuzda en çok korkmanız gereken kişiler kendi çevrenizdekiler, geride bıraktığınız arkadaşlarınız ve tanıdıklarınızdır. Bu, hakkında konuşmak istediğim son yasaydı. Lütfen bu yasaları uygulamadan önce kendi araştırmanızı yapın ya da kitabı okuyun ki iyi anlayabilesiniz. Bu yasalar oldukça güçlüdür ve nasıl uygulayacağınızı bilmezseniz kolayca geri tepebilir. Örneğin, sessiz kalarak güçlü görünmeye çalışabilirsiniz ancak çok fazla sessizliğin de şüphe yarattığını unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.